Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Ne zaman kendimizi yalnız hissetsek bu dünya denilen semada. Ümidimizi yitirmemize rağmen bu güzel dizeler kulaklarımızda çınlar. Muazzam bir hayat yaşadı Akif. Dünyada çok az insanın yapabileceği fedakarlıklar yaptı. Hayatının her anını bu aziz vatana adadı. Gençlerin ellerinde semaya yükseltilerek gökteki ay ve yıldızlarla buluşturuldu. Ne zaman bir ışık, bir teselliye ihtiyacımız olsa, ne zaman geleceğimizle ilgili ümitsizliğe kapılsak, Akif, elinde gönül diliyle, vatan sevdasıyla yazdığı sefahatiyle yanımızda belirir. O her ne kadar iki söz yazdım dese de, her biri birer destan olan şiirleriyle bizlere yol gösterir. Akif, söz nedir, emanet nedir, birer örnek şahsiyettir. 20. asır kabus gibi başlamıştı. Anadolu göçle tanışmış, kaybedilen topraklarımızdan soydaşlarımız akın akın İstanbul'a ve diğer büyük illere gelmişti. Anadolu baştan başa yetim yurdu olmuştu. Artık yetim türküleri yankılanıyordu semalarda. Babasız kalan çocukların feryadı sarıyordu yürekleri. Sanırım bu son kaybımız da olmayacak. Nasıl olur? Bu bir felaket. Ya soydaşlarımız, ya din kardeşlerimiz ne yapacak? İlk göç kafilesi İstanbul'a doğru yola çıkmış derler. Ümitsiz değilim lakin tam şu rafa bir sizi yerleşti. Biz dinimizi, töremizi nasıl yiyelim derken nasıl koruyalım derdine düşmemeliydik. Üzülmeyin efendim. Bulunur elbet bir çaresi. Biz şanlı zaferlerle müjdelenen bir milletiz. Hep birlikte üstesinden geliriz. Rabbim yardımcımız olsun Hasan Bey. Avrupa çalkalanıyor. Büyük devletler kanemici tavrından vazgeçmiyor. Öyle bir yangın bırakıyorlar ki geçtikleri yerlerden bize de temas edecek diye endişe ediyorum. Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?
Mahşerde mi biçarelerin yoksa felakı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Mehmet Akif'in Hicaz'da görevli olduğu zamanlarda yüreğindeki sızının nameleridir bu. Can yoldaşı Eşref Bey de yanındadır. Kötü haberler ard arda gelmektedir. Birinci Dünya Savaşı başlamış, yangın Çanakkale'yi sarmıştır. Mehmet Akif Çanakkale'nin ne kadar önemli olduğunu bilir. Varlık yokluk mücadelesinden uzakta olduğu için de kahrolmuştur. Her gün Eşref Bey'den bilgi alır. Var mı bir avadisi Eşref Bey kardeşim? Her geçen gün gelen haberler daha da kötüleşiyor üstadım. Karadan, denizden ve hatta havadan saldırılarla ordumuz yıpratılıyor. Şehitlerimizin, gazilerimizin sayısı daima artıyor. Öyle ki bir süreliğine ateşkes istenmiş. Zembetçik silah arkadaşlarının da son vazifesini yapamaz hale gelmiş. Yalnız düşmanla değil hasta hakkında savaşır olmuşsunuz. Desene durum vahim. Allah askerimize, milletimize güç kuvvet versin. Gidememek o kadar üzüyor ki beni. Kendimi memleketime karşı suçlu hissediyorum. Peki ya her şey anlattığın gibi olumsuz mu? Mehmetçik de benim gibi eli kolu bağlı, çaresiz mi? Aslında değil. Müttefik devletlerin komutanları sorumluluğu kalmayınca Türk subayları devreye girmiş. Hatta kimyelerle sertlenişlerle düşman yerleşimini durdurmuşlar. Hele biraz daha güçlü bir matımız olsa kazanmak da yakın derler. Hele genç bir subay varmış. Mustafa Kemal derler. Çok mahirmiş. Bin yaşasın Mustafa Kemal! Bin yaşasın Türk askeri! Eğin askeri ne bilir bizim buraları? Zor coğrafyadır benim Anadolu'm. Misafirine kapısı ardına kadar açık. Ama soysuza art niyetliye gecik vermez, yataklık etmez benim Anadolu'm. Doğru dersin üstadım da kendi çabalarını da beykuda görme istersen. Saldıran gülün içinde esir Müslümanlar da varmış. Senin yazılarında bir şey kıdılaşmış. Hele bir de ezan sesini duyunca garipler, saf değiştirmişler, Mehmetçiğin yanına geçmişler. Şükürler olsun, sesimiz duyulmuş demek. Kimle savaşacağımı bile bilmeden düşmüşler yollara. Esaret işte, imanımız bir olaydı, düşer miydik bu zillete? Ama kurtulacağız, tırnaklarımız sökülse de, dişlerimiz kırılsa da Allah'ın yardımıyla kazanacağız. Yedi Düvel'in Türk'ü, tarih sahnesinden silmek için tüm gücünü kullandığı Çanakkale cephesinden onu yaşama döndürecek bir haber beklemektedir. Ve aylar sonra haber gelir. Akif, haberi veren kuşçu başını boynuna sarılır ve dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağlar. Ve sessizce odasına çekilir. Gözyaşlarıyla sabahlar Akif. O gecenin sabahında, gözyaşlarıyla ıslanmış bir şaheser vardı ellerinde. Akif, Çanakkale şehitlerine aykırmıştır. Üstadım, yeni bir havalimiz var. Çok ama çok sevineceksiniz. Geri çekiliyorlarmış. Yenilmez denilen, en dehşet donanmalı ardına bakmadan gidiyorlarmış. Mehmetçik galip gelmiş. Ya Rabbi, şükürler olsun. Yüzlerce, binlerce kez şükürler olsun. Ordumuz müthiş bir zafer kazanmış demek. Demek galibiz. Demek sancağın yüzü yere eğilmedi. Demek Mehmetçik canıyla, kanıyla destan yazdı. Bana da bu destanı kağıda dökmek düşer. Namus, şeref sözüm olsun. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, yalvarırım sana. Yalvarırım ki Mehmet'in zaferini, dünyadaki cehennemi yazmadan benim canımı alma. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Çanakkale'yi gurbette bir yer olarak gören Akif'in dilinden dökülür bu cümleler. Verdiği sözü tutar, o destanı kaleme alır. Artık görevi Anadolu'dadır. Can yoldaşıyla beraber Ankara günleri başlar.
Ancak acı haberin ardı arkası kesilmez. Yunanlılar İzmir'e girmiştir ve Anadolu halkının bir an evvel uyandırılmaya ihtiyacı vardır. Akif cami cami dolaşır, şehir şehir gezer. Milli mücadele için askere çağıranlar kararsızdır. Akif konuşur, halk gözyaşları içinde askerlik şubesinin önünde izdiham oluşturur. Akif konuşur, halk cepheye koşar. Akif konuşur, Anadolu neyi var neyi yok cepheye gönderir. Akif gözyaşları içinde konuşur. Vatan tehlikededir çünkü. Millet tek vücut olur, bizler için canını toprağa serer. Yüz binler canlarını toprağa sunarken Akif kahredici bir olay yaşar. Bursa işgal edilmiştir. Tarih 8 Temmuz 1907. Tüm gazetelerde bir fotoğraf. Yunan ordularının komutanı Osman Gazi'nin türbesinde. Ayağını türbeye dayamış. Fotoğrafın altında bir söz. Kalk ey koca Türk, dedelerimin intikamını almaya geldim. Akif yıkılır. Kahrolur. Bu kadar mücadele boşuna mıydı? Binlerce insan boşuna mı şehadet şerbeti içmişti? Bu vatan böyle sahipsiz mi kalacaktı? Düşman ayakları mı dolaşacaktı atalarının kabirlerinde? Akif vurur kendini yollara. Saatlerce dolaşır. Her yer sessiz. O kahretsiz sessizlikte bir ses böler karanlığı. Bir bülbül acı acı ötmektedir. Bu bülbülün derdi nedir? Neden böyle ötmektedir? Akif derdini anlatacak birini bulmuştur.